Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Yoğun bir gündem içerisinde, yoğun bir günde çok değerli bir konukla birlikteyiz. Bir taraftan tabii sizinle size giriş konuşması yaparken affınıza sığınarak, diğer yandan da Facebook'tan canlı yayını paylaşmaya çalışıyorum ki bir sorularınız geldiği zaman Sayın Bakanımıza oradan soralım. Bakalım kendileri bu konuda neler söyleyecekler. Gündem yoğun aslında, hem kendi bakanlık uhdesiyle ilgili ve hem de iç siyasetle ilgili, hükümet boyutuyla ilgili çok önemli önemli bir günler yaşıyoruz. Hepsini soracağız. Hükümet içerisinde kritik bir parti konumunda. Şu anda yanında Hoş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Aklı canlı yayın konumuz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Yani. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız efendim görmeyeli? Gayet iyiyim. Türk gibi. Allah iyilik sağlık versin efendim. Şimdi yayına birkaç dakika kala Elsen'den bir açıklama geldi. Ve yine Elsen greve gidileceğini, grev uyarısı yaptı. Siz tabii birkaç istişare yaptınız yani yayın öncesi, bunun öncesinde. Bir bilginiz var mı efendim, sıcağı sıcağına neler söylemek istersiniz bu konuda, sizin nuhteniz olan bir kuruluş olarak? Yok yani grev gerektirecek ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Metni de tam okumadım. Siz bana Elsen uyarı yaptı deyince hemen sendika başkanı sevgili Kubilay'ı aradım. Hayır dedim, yağmur yağmıyor diye mi grev yapacaksınız diye espri yaptım. Yani şu anda grev gerektirecek ne olduğunu bilmiyorum ama grev silahı bu kadar kolay kullanmamalı gerçekten. Evet. Yani bir taraftan tabii siz bunu, sizinle konuşurken grevin gerekçesiyle yatırım verilen sözler tutulmadı diye. İlk cümle onu bulmuştum efendim. Böyle bir giriş cümlesi var. Verilen sözler tutulmadı diye bir ifade. Yani Erhan Arıklı ne söz verdi de tutmadı, merak ediyorum. Evet. Umarım şu anda toplantıdaymışlar. Anladım. Çıktıktan sonra ben de bu merakımı gideririm. Evet efendim. Verilmiş olan sözler tutulmadı. Mevcut durumda hiçbir değişiklik yok. Onun için greve gidileceğini duyuruyor. Kıptaki zarara uğratılması ve yasa dışı akaryakıt ihaleleri verilmesi gibi TİS'e uyulmaması, toplu sözüne uyulmaması, Kıptaki zarara uğratılması ve yasa dışı akaryakıt ihaleleri verilmesi gibi gerekçelere dayandırılan grev uyarısı temelli açıklamada tüm yasal işlem eğilimlere başvurulacağı söyleniyor. Evet. Yani onlar da yasal yollara başvurmalarında herhangi bir mahsur yok. Evet. Şimdi akaryakıt ihalesine çıktık, 220 bin tonluk. Evet. Daha önce anlatmıştım, sizin programınızı anlattım. Evet. İhaleye 38.8 dolardan bir firmaya verilmişti. Ben onu durdurdum. Oldukça fahiş bulmuştum. Evet. Bununla ilgili yeniden ihaleye çıktık. Acil ihtiyaçlar içinde tipikten bir devlet kuruluşu olan Türkiye, evet, Cumhuriyeti'nin bir enerji bakanlığının alt kuruluşu olan tipikten önce 24 bin ton bir 2016'da yapılmış anlaşmaya, uluslararası anlaşmaya istinaden bir 24 bin ton aldık, evet, ve aldığımız fiyat da 34 dolardı. İhale süreci devam ederken yerli firmalardan bazıları gereken evrakları henüz tamamlayamadıkları için 14'ün açıklanması gereken ihalenin süresinin bir 10 gün daha uzatılmasını talep ettiler. Merkez İhale Komisyonu da Kıptek'e sordu. Ne diyorsunuz? Biz de daha sonra bir problem olmasın, polemik konusu olmasın diye bunu uygun gördük. Kıptek uygun gördü ve 24'üne uzatıldı bu. Evet. Bu arada da yine ihtiyacımız olan akaryakıtı da bu sefer tipikten çok daha uygun fiyata, 30 dolara aldık. Ve böylece herkese şunu göstermiş olduk. 38.8 dolarlık ihale pekala 30 dolara da veya 30 doların altına gelebiliyor. Şimdi 24'ünde yapılacak olan, teklif atacak olan ihaleye teklif atacak olan firmalar, evet, bir ellerinde bir baz var. 30 dolara da getirebilen bir devlet kuruluşu var Türkiye'de. Demek ki biraz daha aşağı fiyat vermek durumundalar. Burada kim kazanç çıkacak? Kıptek kazançlı çıkacak. Kim kazanç çıkacak? Tüketici kazançlı çıkacak. Evet. Eminim ki bununla ilgili de yine bir yığın şeyler yapılacak.
polemikler yapılacak. Umurumda bile değil. Netice itibariyle ben Kıptek'in daha uygun fiyata, daha kaliteli, daha ucuz ama daha uygun şartlarda akaryakıt teminini sağlamaya çalışıyorum. Bu da benim görevim. Evet. Kim ne dersin çok da fazla umurumda değil. Ha birileri çıkıp vay efendim tipikten niye aldınız evet. Bu vesaire istedikleri kadar söylesinler. Bu benim hakkım. Uluslararası bir anlaşma. O anlaşmaya uygun olarak Türkiye Enerji Bakanlığı'nın bir alt kuruluşu olan tipikten bunu temin ediyoruz ki geçmişte de 2016 yılına kadar zannediyorum tipikte yapılmıştı bu anlaşma ve tipik getiriyordu. O zaman daha pahalı getiriyordu. Şimdi Erhan Arıklı ve Erhan Arıklı'nın arkadaşları, yönetim kurulundaki arkadaşlar daha sıkı pazarlık ederek tipikin fiyatlarını 30 dolara kadar indirebilirlerse takdir edin kardeşim, takdir. Hadi takdir etmediniz hiç olmazsa susun. Yani gerçekten bu insanları anlamakta güçlük çekiyorum. 38.8 doları 30 dolara indiriyorsunuz, yine de şikayet ediyorlar, yine de kafalarda soru işareti yaratıyorlar. Niye? Çünkü 38.8 doları ben kabul etseydim, imzalasaydım, birilerinin cebine para girmeye devam edecekti. Şimdi o kesildi, o rant kapısı kesildi. Bütün dert dava bu. Bütün kıyameti bunun için kopartıyorlar. Mecliste de bunun için kopartıyorlar, basın yayında da bunun için kopartıyorlar. Ya kardeşim demek ki 30 dolara ve onun daha da aşağısına bu akaryakıt taşınabiliyordu. Geçmişte 36 dolar, 38 dolar, 34 dolarlara taşındı. Evet. Ve kurum fazladan para ödedi. Biz bunun önüne geçiyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Onun için çok fazla ciddiye almıyorum. Aha mahkeme orada, gidin mahkemeye verin. Ne haliniz varsa da görün. Ben bu kurumu zarardan kurtarmakla görevliyim. Tüketicinin cebinden daha az para çıkmasını sağlamak zorundayım. Yani bu 34 dolar rakamı kullanılıyor tipik için verdiği fiyatlar. 34 dolara aldık. Evet. 24 bin tonu. Şimdi 36 bin tonu biraz daha sıkı pazarlık yaptık. 30 dolara indirdik. Hı. 30 dolara indirdik. Belki firmalar 220 bin ton için çok daha düşük fiyatlar verecek ve kurum kazanacak. Ama nereden iptal ettik ve nereye düşürdük buna bakmıyorlar da niye işte şöyle yaptınız böyle yaptınız diye konuşuyorlar. Gerçekten artık bıktım. Fazla cevap vermek istemiyorum çünkü sinir katsayımı bile allak bullak ettiler. Hala daha kurumun zarara uğratıldığını söylüyorlar. 38.8'i 30'a düşürmekle kurum nasıl zarara uğrar anlamıyorum. Yani bunları matematikten hangi öğretmen mezun etti, sınıf geçirdi gerçekten ilginç. Bu mecliste konuşmasını yaptınız ama Kıptek'teki son istihdam ya da o yönetim kuruluna atanmayla ilgili eleştirilerine yanıt vermek istersiniz efendim? Yönetim kuruluna atadığım arkadaşın yapılan istihdamla bir alakası yok ki. Bu arkadaş 6 aydır bana danışmanlık hizmeti veriyor. Evet. Sabahtan geliyor benimle birlikte kuruma, bakanlığa. Gece geç saatlere kadar çalışıyor. İşini gücünü bıraktı. Ve bu arkadaşın angarya çalışmasını daha fazla vicdanım kaldırmadı. Ve bunu sözleşmeli olarak istihdam ettim. Ya arkadaşlar, Yeniden Doğuş Partisi bir tane istihdam yaptı, bir tane. Bu bile birilerinin gözüne batıyor. Başka bakanlıklarda üstü kapalı istihdam yapıldıklarını falan duyuyoruz. İnşallah doğru değildir ama geçmiş dönemlerde hangi parti hükümete geldi de istihdam yapmadı? Yani hani Hazreti İsa'yı taşlayacaklardı. Hazreti İsa demiş durun, taşlayarak öldürecekler, rejim diyorlar ona. Hazreti İsa durun demiş bir dakika. Bana ilk taşı hayatında günah işlememiş birisi atsın demiş. Herkes eteğindeki taşı dökmüş çünkü herkes günahkar. Yani hangi siyasi parti böyle bir istihdam yapmadı ya? Bir tane, bir. O da sözleşmelidir.
yıl sonunda bitecek. Evet. İstihdamda değil bu, sözleşmeli. Yıl sonunda 6 ay sonra sözleşmesi bitecek. 6 ayda bana angarya çalıştı. Allah'tan korkun ya. O bir tanenin lafını yapıyorlar. Günlerdir bu konuşuluyor. Arıklı istihdam yaptı. Sayın Başkan, erken seçim tartışmasıyla ilgili hükümet içerisinde önemli siyasi bir ortak olan size sormak isterim. Az önce resmi gazetede yayınlandı. Yeni Düzen gazetesini okudum. Yani geçici komite üyeleri onaylandı anladığım kadarıyla. Resmi gazete ifadesi yanlış söylüyor olabilir. Evet. Ancak geçici komite işte YDP'den Bertan Zarlı, Serdar Denktaş, Sonat Hatun, Özdemir Barova. Adok komite. Evet, adok komite. Nereye gidiyoruz efendim? Erken seçim ya da seçim çalışmalarıyla ilgili sizin sıcağı sıcağına sormak isterim. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Yani erken seçim tarihi uzlaşmayla belirlenirse gerçekten bundan çok memnun olacağım. Muhalefet belli bir noktaya geldi. Evet. Hükümetin de belli bir noktaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bana göre Ocak ayı içerisinde bir seçim yapılması son derece uygun olur. Hem dördüncü yılımızı da tamamlamış oluruz. Ocak ayını muhalefet de kabul eder diye düşünüyorum. Evet. Yani öyle birkaç aylık bir süre için ortamı bu kadar germenin, muhalefetle bu kadar sertleşmenin, konuyu mahkemelere taşımanın da bir anlamı yok. Atla deve değil, netice itibariyle 15 gün önce, 15 gün sonra, bir ay önce, bir ay sonra çok da problem olmaması lazım. Yeniden Doğuş Partisi olarak biz Ekim ayına, hükümete girerken Ekim ayına tarih vermiştik. Evet. Bu şekilde bir protokol hazırlamıştık. Ama daha sonra hükümet ortağımızın kurultay problemleri ve o kurultayı Ekim'de yapmaya karar vermeleri üzerine buna saygı duyduk ve kurultayın Nisan ayında yapılmasına onay verebileceğimizi söyledik. Ama o konuda muhalefetle bir sıkıntımız var, yaşanıyor. Evet. Muhalefetle uzlaşı içerisinde bir tarih belirlemek en doğru olanıdır. Bu tarihte şayet Ocak ayı olarak belirlenirse bundan büyük memnunluk duyarız. Ama netice itibariyle biz de ortağımızın, büyük ortağımızın kaygılarına, hassasiyetlerine de dikkat etmek durumundayız. İnşallah onlar da bizim kaygılarımıza, hassasiyetlerimize aynı özeni gösterirler, aynı dikkati gösterirler diye düşünüyorum. Önemli bir bilgi efendim. Yani Ocak tarihini telaffuz etmemiz önemlidir. Bunu not ettik. Bu anlamda Yeni Doğuş Partisi'nin bu erken seçimi olası süreci iç siyasi açısından, birlik bütünlüğü açısından ne söylemek istersiniz? Bir kopma bekler misiniz? Yine Yeni Doğuş Partisi ile ilgili işte Sayın Bertan Zaroğlu'na bazı yetkilerin verildiği, dolayısıyla onun istifadan vazgeçtiği şeklinde bazı söylemler var. Genel Başkan olarak ne söylemek istiyorsunuz efendim bu konuda? Yani Bertan Zaroğlu kardeşim mecliste Yeniden Doğuş Partisi ile artık ilişkisinin kalmadığını, sadece Atok Komite'deki görevini evet. yerine getireceğini ve ondan sonra da ayrılacağını söyledi. Biz de kendisine saygı duyduk. Netice itibariyle iki parti, iki milletvekili olarak hükümet paylaşımında aldığımız bir takım evet. kuruluşlar vardı. Tek milletvekilini düşünce o kuruluşları, vakıflar, Kıbrıs Sigorta ve Serbest Limanı evet. ortağımız Ulusal Birlik Partisi'ne iade etmek durumunda kaldık. Bizim açımızdan bir sorun yok. Kopma olur mu olmaz mı? Bir giderse üç gelir. Bunun seçimlerde Yeniden Doğuş Partisi'ne bir zafiyet yaratacağını düşünmüyorum. Bilakis bizi kamçılıyor. Mesela Girne'de normalde bizim 2500 üyemiz vardı. Bu 2500 üye yıl sonuna kadar 4500'e çıkartılacak. Bu yönde karar alındı. Şu anda bile üye sayısı 3500'e çıkmış durumda. Bütün bölgelerde böyle. Yani Yeniden Doğuş Partisi'nin tabanı bu tip şok olaylarda, evet. travmalarda anında duygusal bir tepki gösteriyor. Geçmişte çünkü Yeni Doğuş Partisi bir şekilde kapatılmıştı ve tarihten evet. uzun süre silinmişti. Şimdi aynı
korku ve kaygıyla partilerine daha çok sarıldıklarını görüyoruz. Üye olmayı düşünmeyen, üye olmayan birçok kişi akrabalara gelip partiye üye oluyorlar. Partiye sahip çıkıyorlar. Bu da beni son derece duygulandırıyor ve mesut ediyor. Efendim, iki gün önce çok uzun bir basın toplantısı, kapsamlı bir basın toplantısı düzenlediniz ekonomiyle ilgili. Niye gelmediniz? Efendim? Siz niye gelmediniz? İnanın bir sağlık sorunu ile gelmedim. Öyle mi? Bakalım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Sevgili Gizem'le konuştuk. Çok teşekkür ederim. Bir sağlık sorunu nedeniyle gelmediğimi paylaşmak isterim. Geçmiş olsun. Yanlış bir şey anlaşılmasın. Sayın Bakanım. Rejim yapıyormuşsunuz, duydum. Yok, hiç öyle bir durum yok. Gördüğünüz gibi. Serhat'la birlikte. Evet, bir rejim başladık. Sayın Başkan. Aslında o basın toplantısı sebebiyle, yani orada olamadığım için bu daveti yaptım. Sağ olun geldiniz. Yani bu konuya önem verdiğimi göstermek istedim. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun geldiniz. Tabii ki. Bize yeni bir normal gerek diye bir ifadeniz var. Yani mevcut durumun tıkandığını ekonomik açıdan da, yani siz mekanizmanın işlemediğini, yeni bir normal gerek. Şimdi bu anlamda ülkeyle ticaretin geliştirilmesi noktasında bir çabanız olduğunu biliyoruz. Evet. Kıyı anlaşması tekrardan bir revize edildi. Mersin Gümrüğü'ne giriş konusunda bir bazı talepleriniz, gerekçeleriniz var. Fotoğrafı çekelim efendim. Çünkü yegane çıkış yolumuz aslında ticaretin geliştirilmesi, ihracatın artırılmasıdır. Bu mekanizma içerisinde biraz zor olduğunu biliyoruz ama neler söylemek istersiniz? Şimdi Levent, özellikle bu pandemi döneminde bir şeyi anladık ki hizmet sektörüne dayalı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi riskli bir ekonomi. Evet. Yani hizmet sektörü bir şekilde aksadığında, pandemi olsun, savaş dönemi olsun, başka bir şey sebepten dolayı ekonomik kriz olsun. Evet. Hizmet sektöründe aksama olunca ekonomi bitiyor, çöküyor. Bu bize bir ders oldu. Yani ekonominin dibe çökmesi bizlere bir ders oldu. Ve dedik ki hizmet sektörünün yanında başka alternatif sektörler de geliştirmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini hizmet ağırlıklı bir yapıdan kurtarmamız gerekiyor. Hizmet sektörü devam etsin, ona bir sıkıntımız yok. Ama başka alternatifler bulmak zorundayız. Mesela Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki bütün ekonomik krize rağmen sanayide %14'lük bir büyüme yakaladı. Evet. Müthiş bir şey bu. Yani 30-35 milyar dolarlık turizm gelirinden oldu. Ama o açığı sanayideki yaptığı hamleyle, çıkışlarla tölere etti ve ekonomi iyi kötü fazla etkilenmeden devam ediyor, yoluna devam ediyor. Evet. Şimdi bizim de yapmamız gereken şey bu. Bu amaçla işte tamamen ihracata yönelik bir güvercinlik bölgesinde organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Burada takriben 150 civarında fabrika, küçük ölçekli fabrika diyebileceğimiz tesisler kurulacak ve burada binlerce gencimiz iş bulacak. Peki burada üretilen hafif sanayi malları, endüstriyel ürünler, sanayi tarım ürünlerini nasıl ihraç edeceğiz? Çünkü ürünü üretmek bir şey, evet, onu pazarlamak başka bir şey. Bu amaçla işte Türkiye ile 1990'lı yılların sonunda 98'de imzalanmış olan kıyı ticaret anlaşması vardı. O kıyı ticaret anlaşmasını güncellememiz gerekiyordu. Evet. Çağa uydurmamız gerekiyordu ve ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu amaçla bir önceki bakan Ruhsar hanımefendiyle onlar buraya davet ettik, geldiler, konuştuk. Onun görevden ayrılmasıyla yerine gelen Mehmet Muş beyefendi, sayın bakan, Kıbrıs'ı bilen, Kıbrıs'ta okumuş, Kıbrıs'a vefa duygusu taşıyan bir bakan olması hasebiyle kendisiyle görüştük. Ne istediysek hepsini verdi, çok sağ olsun. Bu bizim için büyük bir şans. Ve ülkemize uygulanan ambargo mahiyetli bütün sıkıntıları ortadan kaldırdık. Yani şimdi biz yeter ki kaliteli olsun, yeter ki fiyatlarda rekabet edebilsin. Burada üretilen her şeyi hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin anlaşma yaptığı, gerek gümrük birliği anlaşması, gerekse serbest ticaret anlaşması yaptığı İngiltere gibi ülkelere Türkiye menşe belgesi alarak, tıpkı Antep'te bir malı nasıl üretiyorsunuz, Antalya'da bir malı nasıl üretip de gümrük birliğinden faydalanarak Avrupa Birliği'ne satıyorsanız, serbest ticaret anlaşmasından yararlanarak nasıl İngiltere'ye satabiliyorsanız,
Biz de şimdi o hakkı elde ettik. Yeter ki kaliteli olsun, gıda kodeksine uygun olsun, fiyatlar da makul olsun. Peki bu kapı bize açıldı. Artık ambargo mu ambargo yok. Kimse ambargodan, Mersin kapılarının kapalından falan bahsetmesin. Evet. O devir geride kaldı. Şimdi üretmeliyiz. Ürettiğimizde satabilmeliyiz. Satabilmek için de rekabet şartlarını oluşturmamız lazım. Yani ben İstanbul'a gittiğimde orada iş adamlarıyla bir araya geldim. İşte cuma günü tekrar gidiyorum. Cumartesi günü yine iş adamlarıyla bir araya geleceğim ve orada iş adamlarını buraya davet edeceğiz. Gelecekler ama bize ilk sordukları konu, ilk sordukları soru maliyetler. Yani elektrik fiyatınız ne kadar, işçilik fiyatlarınız ne kadar, vergiler ne kadar vesaire. Biz Türkiye ile rekabet etmek istiyorsak, etmemiz gerek şartsa maliyet fiyatlarımızı Türkiye'nin maliyet fiyatlarına çekmemiz lazım ki akıl da bunu gerektirir, mantık da bunu gerektirir. Evet. Yani biz de şu anda elektriğin kilovatı 97 kuruş. Türkiye'de sanayici 30 kuruşa elektrik kullanıyor. Şimdi benim sanayicim burada bir ürün yapacaksa elektrik fiyatlarında rekabet edebilmeli. Asgari ücrette rekabet edebilmeli. Devlet olarak işte bunları önümüzdeki birkaç ay içerisinde masaya yatırıp burada yatırım yapacak olan veya burada yatırımı olan işletmeleri nasıl rekabete hazırlarız? Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yapacağız adım adım. Evet. Yani bu bir anda parmak oynatmayla olabilecek şey değil. Adım adım gidiyoruz. Bu bir buçuk yılda bunun altyapısını hazırlayıp ondan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tamamen dışa açık, dış pazarlara rahatlıkla ulaşabilen, rekabet imkanına kavuşan bir ülke haline getirmemiz gerekiyor. Ekonomiyi de o şekilde organize etmemiz gerekiyor. İşte basın toplantısında özetle bunları konuştuk. Evet. Sayın Başkan, bu yani Türk malı ifadesiyle ilgili tabii burada bir dizi siyasi tartışma başlayabilir yakında. Yani burası ayrı bir devlet, orada neden Türkiye üstünden? Bu tartışmaları yakından takip ettiğinizi biliyorum. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Yani bizde bir laf vardır. Hem kel hem de fodul derler. Yani biz buradaki üreticilere hem Türkiye pazarına ulaşma imkanı yaratıyoruz, hem Türkiye'nin dışındaki pazarlara rahatça ulaşma imkanı yaratıyoruz. Bununla ilgili otomasyondan girip evet, ürettikleri mala Türk malı menşe belgesini almasını yeterli görüyoruz. Bu ortamı sağlıyoruz. Ve arkadaşlar bize dönüp diyecekler ki olmaz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeyiyle, menşe belgesiyle mal ihraç edeceğim yoksa etmem abi derlerse gülerim sadece. Şimdi ideal olan odur elbette. Buyurun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün resmi belgelerinin, evraklarının dünyanın bütün ülkeleri tarafından kabul edilmesi. Bu ideal olan. Ama şu anda realiteden hareket etmemiz gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti abat kararlarıyla birlikte Avrupa Birliği'ne veya dünyanın başka ülkelerine ihracat yaparken çok ciddi güçlüklerle karşı karşıya. Ama Türkiye Cumhuriyeti devasa bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması var. Avrupa Birliği'nin dışında İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşması var. İşte biz o büyük imkandan faydalanma hakkı elde ettik. Ama marazi bir toplum olduğumuz için bunda bile bir takım hatalar ya da eleştirebilecek noktaları aramaya çalışan insanlarımız olacak ki o tip arkadaşlar da artık herhalde birazcık psikolojik tedavi için en azından psikiyatristlere falan göndermek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada yani bu ticaretin genişletilmesi, ihracatın artırılması noktasında elbette abat kararlarını biz biraz da ben kendi içimize konfor edindiğimizi düşünüyorum. Bu da bir statik oluşturuyor kendi içimizde. Elbette çok doğru söylüyorsun. Yani bu şimdiye kadar ben hep ambargoların bizim geçmişteki ehliyetsiz, liyakatsız, beceriksiz politikacılarımız veya yöneticilerimizin
o başarısızlığı kamufle etmek için kullandıkları bir argüman olduğunu söyledim, defalarca söyledim. Şimdi o ambargo lafını tamamen ortadan kaldıracak bir açılım yaptık. O detaylara girmiyorum. Olur muydu, olmaz mıydı ama artık bitti. Evet. Yani biz bu bardağı üretiyorsak ve bu bardağı İngiltere'den, Almanya'dan, herhangi bir ülkeden pazar bulabildiysek ve o pazara biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belgeleriyle ulaşamıyorsak, o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin devasa imkanlarından faydalanma hakkını elde ettik. Ve o geçmişteki ambargo laflarını, ambargo edebiyatını geri bıraktık, geride bıraktık. Evet. Kardeşim üretin, gelin bize baskı yapın, üretim maliyetlerini aşağı düşürebilmenin yollarını birlikte arayalım. Ticaret odasıyla, sanayi odasıyla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Size bu imkanı verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihracattaki en büyük engelini ortadan kaldırdık. Peki rekabet edebilmeniz için ne gerekiyor? Bizden ne istiyorsunuz? Bunu mantıklı bir şekilde nasıl çözebiliriz? Bunu birlikte konuşmamız, birlikte buna çare üretmemiz gerekiyor. Evet. Elektrik ciddi bir maliyet. İşçilik ciddi bir maliyet. Bizim kalkıp asgari ücreti aşağı çekme, indirme lüksümüz yok. O zaman bunu nasıl teşviklerle belli bir noktaya getirebiliriz? İhracatta nasıl bir teşvik kriteri uygulayabiliriz? Ama bunu da söylerken içimde bir tereddüt oluşuyor. Neden? Çünkü bizdeki bu teşvikler bir müddet sonra müktesap hakka dönüşüyor. Yani fon koyuyorsunuz. Fon sanki ilelebet kazanmış bir hak olarak, hayır bu fonu indiremezsiniz. İşte bu teşviki sürekli vermek zorundasınız. Kardeşim, bu fonlar ve teşvikler belli bir süre için olur. İlelebet devam etmez. Evet. Yani biz mesela kendi üreticimizi korumak için Türkiye'den buraya yapılabilecek ithalatı kolaylaştırırken buradaki üreticimizin haklarına halel gelmesini engellemek gibi bir görevimiz de var aynı evet. zamanda. Çünkü insanlar burada yatırım yaptılar, üretim yapıyorlar. Bin bir güçlükle, bin bir zorlukla bunu yapıyorlar. İşte böyle bir durumda biz bu sanayicimizi, henüz daha cenin haldeki sanayicimizi, üreticimizi korumak zorundayız. Ama onlar da bilmeliler ki bu ilelebet devam etmez. Yani günün sonunda farz edin ki bir federasyon oldu ve Güney Kıbrıs'la bir şekilde anlaştık. O hani sürekli kullanılan United Cyprus'u gerçekleşti. Biz Güney Kıbrıs ekonomisiyle nasıl başa çıkacağız? Evet. Onlarla rekabet edebilecek ortamımız var mı? Bu aynı şekilde Türkiye ile nasıl rekabet edebiliriz? Onlarla rekabet edebilecek ortamımız var mı? Bunu bileceğiz ve ona göre adımlar atacağız. Ona göre mahdut teşvikler, yani süreli teşvikler uygulayacağız. Süreli fonlar uygulayacağız. Bu süre içerisinde de bizim üreticilerimizin, bizim sanayicimizin o rekabet koşullarına hazırlanmasını sağlayacağız. Yoksa ilelebet ithal ikamesiyle, ithal yasağıyla buradaki gelişmeyi, rekabeti, rekabet ortamını sağlayabilmemiz mümkün değil. Evet. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Sayın Bakanım, tabii mevzuat yenilemesi gerekiyor benim anladığım, ya da işte ben bir zamanlar Sayın Hasan Taçoy'dan, sizin bakanınız görevindeyken bir sitem duymuştum canlı yayında. Yani ekonomi bakanlığında ekonomist yoktur. Yani ekonomist yok neredeyse. İnsanat yapısı açısından sıkıntılı olan bir ülke aslında. Yani insani kaynağımız çok sınırlı bu noktada. Yani ekonomiyi planlama açısından önümüzdeki süreçte belki bir dizi yeni yasa, belki bir dizi yeni adım nedir kafanızda planladığını sormak isterim. Basit olan sorsam bunu. Sevgili Taçoy çok doğru söyledi. Yani bizde adı ekonomi, ekonomi ve enerji bakanlığı ama enerji daha ön planda. Ekonomi biraz daha geri evet. planda. Çünkü ekonomiyi idare edebilecek argümanlar elinizde yok. Enstrümanlarınız evet. yok.
Yani mesela hazinenin normalde ekonomi bakanlığında olması lazım ki ekonomiyi idare edesin. Hazine kimde? Maliye Bakanlığı'nda. Para kimde? Maliye Bakanlığı. Parayı kim idare ediyor? Maliye Bakanlığı. Hı. Bankaları kim idare ediyor? İşte Maliye Bakanlığı vesaire. Ama ekonomi sizde. Dolayısıyla çok haklı. Yani ekonomide günlük tedbirleri alabilecek enstrüman elimizde yok. Diyelim ki bir fon koyacaksınız ya da bir fonu kaldıracaksınız. Bu da sizin elinizde değil. Maliye Bakanlığı ile alakalı bir olay. Evet. Veya işte Tarım Bakanlığı'na bağlı bir olay. İşte piyasayı ucuzlatmak için benim tedarikçilerim gidip Türkiye'den spot piyasadan %50, %60 daha ucuza mal alıp buraya getirmesini sağlama imkanını yaratmam lazım. Çünkü Türkiye'de 100 liraya, fabrikada 100 liraya satılan bir mal ekonomik realite gereği spot piyasada 60-70 liraya satılıyor. Evet. Benim tedarikçim çok rahat gidip o spot piyasadan istediğiniz her malı fabrika fiyatının %30, %40 daha altına alabilir ve buraya getirip daha ucuz şekilde benim tüketicime sunabilir. Piyasayı bu şekilde ucuzlatabiliriz. Ama bakıyoruz ki birçok kalemde ön izin denilen bir olay var. Acentelik yasası kalkmış ama geçen gün mecliste söyledim. Acentelik yasasını kaldırmışız ama mesela ön izinde demişiz ki serbest dolaşım belgesi de isteriz. Serbest dolaşım belgesini kim veriyor? Fabrika veriyor. Evet. Spot piyasadan mal alıp buraya getiremiyorsunuz. Onun için bu anomalleri ortadan kaldırmak için aslında önümüzdeki dönem seçimlerden sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir hükümet formülünü ortaya koyabilirsek, ortaya çıkabilirse Ekonomi Bakanlığı bizde olsun veya başkasında olsun. Hiç önemli değil. Gerçekten ekonomiyi idare edebilecek argümanları da o bakanlığın altında toplamamız lazım. Bu sebepten dolayı sevgili Taçoy doğru söyledi. Ben bakanlığa geldiğimde sevgili Taçoy'un ciddi şekilde bir takım çalışmalar yaptığının farkındaydım zaten. Mesela Vizyon 2035 önemli bir evet. çalışma bu. O Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ufkunu açabilecek bir çalışmaydı. O çalışmayı yapan ekibi iş başında tutmak istedim. Bunun için ben mesela müsteşarımı değiştirmedim. Evet. Sevgili Taçoy'un dönemindeki çok başarılı olan sevgili Şahap Aşıkoğlu'na lütfen görevde kal dedim. O da memnuniyette kaldı. Onun bıraktığı noktadan daha değişik bir vizyonla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Ekonomist yok diyor, doğrudur. Bir tane sözleşmeli aldım. İyi bir ekonomist olduğuna inandığım sevgili Ali Akın Önder'i aldım. Kıyamet koptu. Bakan 56 yaşındaki adamı nasıl istihdam eder? Mesele istihdam gözüyle bakılıyor. Kardeşim, netice itibariyle Ekonomi Bakanlığı'nı idare eden şahsın en azından kendi vizyonuna ve misyonuna uygun bir ekiple çalışması gerekiyor. Aksi takdirde Özdilname gitti, Hasan Taçoy geldi, Hasan Taçoy gitti, Erhan Arıklı geldi. Değişen hiçbir şey yoksa, üçü de farklı siyasi partiler, değişen hiçbir şey yoksa ve halkın hayatı aynen devam ediyorsa, sorunlar aynen devam ediyorsa, ekonomi problemleri aynen devam ediyorsa, ayrı siyasi partilerde olmamızın anlamı ne? Evet. Yani bir Erhan Arıklı gelecek, ekonomide bambaşka bir vizyon ortaya koyacak ama Erhan Arıklı tek başına yanında kendisiyle birlikte gelen hiçbir ekibin çalışmasına izin vermeyeceksiniz. Ve Erhan Arıklı'dan çok enteresan açılımlar bekleyeceksiniz. Yapmayın bunu. Peki. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı Sayın Bakanım? Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Çok sağ olun. Önümüzdeki günlerde daha değişik müjdeler vereceğiz. Evet. Bunlardan bir tanesi buyurun. Geçen cumartesi günü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadık Evet, o ilginç bir görüşmeydi. Çok Sadık kamuoyuna yer bulmadı ama. Onun daveti üzerine Ankara'da bir görüşme yaptık. Oldukça önemli bir görüşmeydi. Detaylara girmeyeceğim çünkü benim sadece şu ipucunu vereyim. Benim temsilci olduğum dönemde Kırgızistan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki ilişkiler birçok alanda Türkiye'den daha iyi noktadaydı.
benim görevden ayrılmamla birlikte o ilişkiler kopma ya da durağanlaşma dönemine girdi. O iyi dönemlerde iyi icraatları sevgili Sadır Caparov, ki dostluk grubu başkanıydı, milletvekiliydi. Evet. Onun vasıtasıyla, onun sayesinde yapmıştık. Onunla işbirliği yaparak yapmıştık. Sevgili Sadır Caparov, Kıbrıs meselesini bizim kadar iyi bilen birisi. Kıbrıs'ta da uzun süre yaşadı. 1,5-2 ile yakın bir süre yaşadı. Dolayısıyla Kıbrıs'ı seven, Kıbrıs'ın hasretle yanıp tutuşan bir tanesi. İşte ne yapabiliriz, bunları konuştuk. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ciddi açılımlar olmasını bekliyoruz. Bunu da bu kadarla söyleyeyim, kalsın. Peki. Gerisi sürpriz olsun. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşeceğiniz için, paylaştığınız fikirler için ve bundan sonrası için de başarılar dilemeye devam edelim. Siz siyaseti izlemeye devam edeceğiz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın Erhan Arıklı ile efendim günü tamamladık. Değerli, önemli başında açıklamalar vardı. Elsen konusunda, Elsen'in greve gitme kararıyla ilgili sıcağı sıcağına ilk sözlerini aldık kendisinden. Durumla ilgili bir daha çok bilgiyi belki programdan sonra alacağını, şu an için onlara göre bir eylem gerekçesi olmadığını söylüyor. Ocak ayında bir seçime gitmemiz iyi olacaktır diyor Başbakan Yardımcısı Sayın Erhan Arıklı. Nisan'da biliyorsunuz yani Nisan ayında Ulusal Partisi bir görüşü vardı. Muhalefet Ağustos. Sayın Erhan diyor ki gelin bu işi 4 yılda tamamlanmış olur. Ocak'ta bir seçime gidelim diyor. Kendine teşekkür ederiz. Yarın saat 12'de yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.